Cumhuriyet Halk Partisi olağan merkez yönetim kurulu toplantısını bugün yaptı. Sayın Genel Başkanımız Diyarbakır'da şehit düşen polislerimizden bir tanesinin Ankara'da olan cenaze törenine katılmak için Kocatepe Camii'nde şu anda. Merkez yönetim kurulu toplantısında 16-17 Ocak'ta gerçekleştirilecek 35. Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayı ile ilgili gelişmeler değerlendirildi. Bu konudaki hazırlıklar gözden geçirildi. İlçelerimizde biliyorsunuz kongre, olağan kongre süreçleri tamamlandı. İllerimizin bir kısmında yapılmıştı. Bu hafta sonu ve önümüzdeki iki hafta sonu 26-27 Aralık'ta da bütün illerimiz tamamlanmış oluyor. Böylece kurultay sürecine de yenilenmiş bir kurultay delegasyonuyla gitmek gerçeği karşımıza çıkmış bulunuyor. Değerli arkadaşlarım, önemli konulardan bir tanesi yaşanan bunca kargaşa arasında, bunca sıkıntılı tablo karşısında yüzümüzü güldüren, millet olarak bizi onurlandıran bir gelişme. Profesör Doktor Aziz Sancar'ın kimya dalında bu yıl Nobel ödülüne layık görülmesiydi. Sayın Sancar biliyorsunuz dün Türkiye'deydi. Çeşitli ziyaretlerde bulundu. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi adına ve bir akademisyen olarak kendi adıma da Sayın Sancar'ı bu başarısından dolayı kutluyorum. Gerçekten Türkiye'ye bu sıkıntılı günlerinde bir ışık oldu. Bir moral kaynağı oldu. Ve her şeyden önce Sayın Sancar'ın kendisinin de söylediği gibi bu ödül Cumhuriyet sayesinde, Atatürk sayesinde alınmış bir ödüldür sözü. Bugün Türkiye'deki üniversite sistemini çıkmaza sokanların da kulağında asılı kalması gereken bir küpe olarak hepimizin hafızasına kazındı. Bu ödül bu coğrafyanın her yanında okullar kuran, çağdaş bilimsel bir eğitim veren ve bu ülkenin bütün vatandaşlarına yeni yollar, olanaklar açan Cumhuriyet'in eseridir sözü gerçekten çok önemli. Sembolik bir adım daha atıyor Sayın Sancar. Biliyorsunuz 19 Mayıs tarihinde bu ödülü Anıtkabir'e bırakacağını da ifade ediyor. Kendisine bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz ve başta Atatürk olmak üzere bütün demokrasi, özgürlük ve çağdaşlaşma mücadelesi veren bütün kahramanlarımıza, devlet adamlarımızı da bu arada rahmetle anıyorum. Değerli arkadaşlarım, tabii bu çerçevede Türkiye'deki üniversite sistemini de gözden geçirmek gerekir. Hala daha 1982 Anayasası'na getirilen merkezi denetim sistemini, yani tüm üniversitelerin mali, idari ve bilimsel özelliğini yok eden, YÖK belasını içinde barındıran bir anayasayla Türkiye yönetilmeye devam ediyor. Türkiye'deki üniversitelerin üretkenlik noktasında geri kalması, hizmet verme noktasında geri kalması bu çerçevede değerlendirilmeli. Türkiye araştırma geliştirme dahil üniversite sistemini yeniden gözden geçirmeli. Anayasa tartışmalarının da gündemde olduğu şu günlerde anayasanın YÖK'le ilgili maddesinin de gündemde çok ciddi bir şekilde ele alınması gereği Nobel ödülü alan Sayın Aziz Sancar'ın da çıkışlarıyla tekrar Türkiye'nin gündemine oturması gerektiğini bir üniversiteden daha önce öğretim üyesi olarak görev yapmış bir arkadaşınız olarak da Türkiye için gerekli olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bugün Türkiye'de tıp fakülteleri hizmet veremez halde. Kamu adına öğrenci yetiştiren, bilim üreten üniversiteler tükenmiş durumda. İnsan kaynaklarını yitirmiş durumdalar. Bu gerçekleri mutlaka değerlendirmesi gerekiyor sorumluların. Bunu da huzurlarınızda bu vesileyle ifade ediyorum. Değerli arkadaşlarım, birçok konu var ama bu konulardan en önemlisi belki Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmeler. Dün Diyarbakır'da yaşanan hain saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir kere daha aziz milletimize de başsağlığı, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Şehit haberleri her gün gelmeye devam ediyor. Şu saatte var mı henüz bilmiyorum. Çünkü toplantıdan çıktım, bana iletilmedi. İnşallah yoktur, tekrar etmez. Her seferinde de tarifsiz acılar içine giriyoruz. 2002 yılında sıfır noktasında olan terör bugün maalesef Türkiye'nin önemli bir coğrafyasında genele de yayılma istidadı göstererek, eğilim göstererek canımızı yakmaya devam ediyor. 13 yıldır uygulanan gayrimilli,
kısa vadeli, öngörüsüz politikalar yüzünden ülkemiz ağır bedeller ödüyor. Halkımız ağır bedeller ödüyor. Bu gerçekle de yüzleşmek zorundayız. Bugün bölgede, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşananlar Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü açısından kaygı verici bir hal almıştır. Siyaset gerçekçi ve acı tespitlere dayanmak zorunda. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşananlar bütün bu olayları tanımlamak için kullanılan kelimeler durumun vahametini de açık bir şekilde yapılan çeşitli açıklamalarda ortaya koyuyor. Sizler de farkındasınız. Türkiye maalesef bu süreci akılla, ferasetle, tarihi ferasetiyle, geniş devlet kültürüyle aşmak zorunda. Burada en büyük sorumluluk devleti yönetenlere düşüyor. Kibirle, kaprisle, kişisel hesaplarla, kişisel çıkarlara dayalı öngörüsüz politikalarla devletin yönetilemeyeceği bir kere daha tüm acı gerçeğiyle maalesef karşımıza çıkmış bulunuyor. Bu milletin çıkarından çok kendi yakın dönem politik çıkarlarını düşünen bir anlayış ile devletin idare edilmesi değerli arkadaşlar mümkün değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu şekilde şapkasını önüne koyarak ciddi bir değerlendirme yapması gerektiğine ben inanıyorum. 13 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Çeşitli iddialar ortaya attınız. Geldiğimiz nokta ortada. Bu gerçekçi muhasebeyi en başta sizlerin yapması gerekiyor. Herkesi yok sayarak attığınız adımlar sonunda berbat sonuçlarla karşımıza çıktı. Bütün bölge yangın yeri. Türkiye'nin sadece bahsettiğim bölgesinde değil, tüm bölgelerinde güvenlik kaygısı var. Ve her gün yeni haberler geliyor. Her gün bu ülkede ocaklar sönüyor. Değerli arkadaşlarım, çok boyutlu ve derin toplumsal iz düşümleri olan bu sorunun bir tek çözüm yeri var. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunu defaten sözlerimizin dikkate alınmadığı dönemde dahi ifade ettik, ifade ete gelmeye de devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu soruna el atmak, meclise temsil edilen tüm partilerde çok içten ve samimi olarak bulundukları siyasi kamplardan ve koşullanmalardan sıyrılarak bu sorunu çözmek için harekete geçmek durumdalar. Bu bir ulusal konudur. Bu hepimizi ilgilendiren bir konudur ve hepimizin ortak sorumluluk alması gereken bir konudur. Bugün karşı karşıya olduğumuz mesele değişik tartışmalara konu olduğu gibi sadece bir hendek kazma meselesi değildir. Bugün karşı karşıya kaldığımız mesele sadece sokağa çıkma yasaklarıyla, şehirlere tanklar sokarak, bir savaş manzarası ortaya koyarak çözülebilecek bir mesele de değildir. Sorun demin söylediğim gibi hendek sorunu değil, o hendekleri aştıran, o bölgeyi yangın yerine çeviren derin ve küresel siyasi boyutları olan bir mesele haline gelmiştir. Maalesef etrafımızdaki siyasi koşullar bu sorunu bir süredir Türkiye'nin sorunu olmaktan çıkartmış, daha bir bölgesel, daha bir uluslararası sorun konjonktürüne ister istemez taşımıştır. Dış politikada yapılan stratejik hatalar bu sorunun bu boyuta ulaşmasına maalesef zemin hazırlamıştır. Değerli arkadaşlarım, demin vurguladım, halkımızın birliğini, bütünlüğünü sağlamak, ülkemizin bekasını korumak hepimizin ortak görevidir. Devlet terörle hukuk dışına çıkarak mücadele edemez. Hukuk devleti olarak bu mücadelesini ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde yapmak zorundadır. Zaten devleti devlet yapan, devleti devlet olarak tarif eden, hukuk içerisinde karşılaştığı sorunlarla mücadele etmesi gerçeğidir. Hukuku dolanarak, aşarak, gayri nizami yollarla yapılan her uygulama terörle mücadele değil, bir şekilde teröre destek çıkan uygulamalardır. Sonuçları itibarıyla. Devlet her vatandaşın hakkını korumak,
her vatandaşını mukaddes bilerek saçının teline zarar gelmesin diye azami gayreti göstermek durumundadır. Devlet kendi vatandaşına düşman unsur, kendi şehirlerine de düşman şehir statüsüyle asla bakamaz, bakmamalıdır. Değerli arkadaşlarım, bunu herkese ifade ediyoruz. Dün kurulmuş bir ülke değil Türkiye. Türkiye bir çadır devleti de değil, bir kabile devleti de değil, bir aşiret geleneğinden gelen bir devlet de değil. Kanla kurulmuş, mücadeleyle kurulmuş, 1950'den sonra çok partili rejime geçerek demokrasiyle cumhuriyeti bütünleştirme çabaları içine girmiş, demokrasinin kurum ve kurallarını özümsemeye gayret etmiş, bugünlere gelmiş bir ülke Türkiye. Hiç kimsenin şahsi kaprisleriyle, kısa dönem beklentileriyle, orta vadeli siyasi hırslarıyla bu kavramların içini boşaltamaz, bu kavramları göz ardı ederek kendine gelecek tayin edemez. Değerli basın mensupları, vurguladığım hususlardan bir tanesi, devlet yönetimi ciddiyet gerektirir. Devlet yönetimi aynı zamanda öngörü ve vizyon da gerektirir. Ciddiyeti yanında öngörü ve vizyon da gerektirir. Uluslararası ilişkilerde her devlet kendi çıkarını koruma hakkına mutlaka sahiptir. Bunun için de hareket eder. Ancak bunun yolu, yöntemi öngörüşlü olmak, doğru hareket etmek ve gerçeklere akılcı bir şekilde bakmaktır. Şimdi bakın, biraz sonra bir daha değineceğim bu konuya ama şimdi yaşadığımız olaylara bir başka cepheden de bakmak istiyorum. Önemli olduğu için bu basın değerlendirmesinin önemli bir kısmını bu bölüme ayırmak zorundayım. Çünkü çok ciddi, sıkıntılı, belki de yakın tarihin en sıkıntılı döneminden geçiyor şu anda Türkiye. Çeşitli manzaralar görülüyor. Öğretmenler SMS talimatlarıyla bölgeden tahliye ediliyor. Öğretmenler ayrılıyor. Ama eğitim verdikleri çocuklar o bölgelerde kalmaya devam ediyorlar. 300 bine yakın insanımız bölge içi ve bölge dışı göç yollarında. Türkiye içindeki manzarayı söylüyorum. 300 bini aşan insan ya bölge içinde, şehirler arası, şehirler içinde, mahalleler arası ya da ülkenin içinde doğu batı arasında göç halinde. Okullar kapatılıyor, demin vurguladım. İktidar partisinin ve onu en üstte yöneten ve yönlendiren kişinin çıkarlarına uygun olduğunda Türkiye adına barış süreci, çözüm süreci dedikleri sürecin içine sokuluyor. Tek kişinin çıkarı neyi gerektiriyor ise ve bu süreçte hiç kimsenin bilmediği, kamuoyuyla paylaşılmayan, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun defaten söylediği gibi muhalefeti bilgilendirin, meclisi bilgilendirin, toplumu bilgilendirin, milletin kabul etmeyeceği hiçbir angajmana girmeyin uyarılarına rağmen adına barış çözüm dedikleri süreci kendi kişisel çıkarlarına uygun düştüğü sürece götürenler bir seçim döneminde koyu milliyetçiliğin ve onun getirdiği güvenlikçi uygulamaların kendilerine oy devşireceğini hesapladıklarında o barış masası savaş masası haline dönebiliyor. Tek kişinin iki dudağının arasından çıkan kararlarla ülke ve bu ülkedeki yurttaşlarımız kaos ve sıkıntı içine sokulabiliyor. Bunları yaşadık. Bunları gördük. Onun için kolektif akıl dedik. Toplumsal uzlaşma dedik. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meşru zemini çözüm yeri olarak gösterdik, tarif ettik. Barışa karşısınız, siz savaş istiyorsunuz diye suçlandık. Hatırlıyorsunuz. Gizli kapaklı yürütülen karşılıklı tavizlere ve çıkarlara dayanan bu süreçlerin sonu kaostur dedik, hüsrandır dedik. Geldiğimiz nokta odur. Keşke öyle olmasaydı. Yaşadığımız tabloyu özetlemeye çalışıyorum. Yakın dönemi çabuk unuttuğumuz için hatırlatmaya, anımsatmaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlarım, o süreçte dün Sayın Kılıçdaroğlu da grup konuşmasına değindi.
Bu sürece nasıl geldik? O süreçte ne tavizler verildi? Karşılıklı ne tavizler verildi? Yani bir yanda sürekli olarak terörle mücadele eden ve komşularından kendine düşman yaratan bir Türkiye ve güvenlik boyutunda bu boyutun görmezden gelinmesi için hatırlayın o bölgedeki mülki amirlere verilen talimatlar, daha devşirilen yeni kadrolar, o dönem için söylüyorum, kentleri militan ve silah deposu haline getirenlere verilen ödünler, doğru mu bunlar? Yaşandı mı? Ama yine söyledim, en katı milliyetçilik söylemleri yakın dönem ilk seçimde kendisine puan getirecekse barış süreci masası devrilir, savaş masası süreci konulur. Bu politikayla Türkiye'nin önüne çıkanlar. Değerli arkadaşlarım, şimdi bakın, her gün gelen hain pusularda şehit edilen polislerimizin haberleri. Diğer yanda bölgede masum sivil halkın çektiği eziyetler, insan hakları ihlalleri. İkili bir dramla karşı karşıyayız. Bunu da açık gerçekçi ifade etmek zorundayız. Bunlar yaşadığımız gerçekler. Soru basit, demin de sorduk. Neden 7 Haziran sonrasında bunlar yaşanıyor? Ne oldu da 7 Haziran sonrasında birisi bir düğmeye bastı? Bugünlere gelinmesinin sorumluları kimler? Bu sorular sorulduğunda rahatsız olmayacaksınız. Kimseyi vatan hainliğiyle suçlamayacaksınız. Dönüp aynanın karşısında biz ne dedik, ne yaptık, sonuçları ne oldu? Bunu bir değerlendirin, irdeleyin. O tarihten sonra Surucun hemen ertesinde Ceylanpınar'da başlayan cinayetler serisi, IŞİD katliamları şu soruyu sormamızı getiriyor. Çözüm masasında ne görüştünüz, ne tavizler verildi? Verilenin hangisi yapıldı, hangisi yapılmadı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bu ülkenin sağduyulu insanlarının hangi siyasi çizgide olursa olsun, sağduyulu insanların bütün bu süreçlerde yaptıkları tespitler ve uyarılar, açın arşivleri. Allah rızası için açın. Unutulmasın, kadük olmasın. İyi niyetle yapılan tespitler ve uyarılar. Asıl sorunun çözümünün demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükleri genişletmekten geçtiği hep görmezden gelindi. Demokrasi, katılımcılık, hukuk devleti ve demokrasiyi tarif eden tüm kurum ve kuralların içi boşaltıldı. Bunları yaşadık, beraber gördük. Barışın, çözümün, demokrasinin güçlendirilmesiyle temellendirildiği, temellendirilebileceği dikkate bile alınmadı. Demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla işletmeden, hukuk devletini tesis etmeden barış sağlanabilir mi? Demokrasi geliştirilebilir mi? Demokrasi ve barış yan yana yaşayan kavramlar haline getirilebilir mi? Çünkü kafada ne vardı? Acı gerçeği söylüyorum. Tek kişinin egemen olacağı bir demokrasi tarifi. Bu mümkün değil arkadaşlar. Anlayın bunu. Ben AKP'nin içinde sağduyusunu yitirmemiş değerli yetkililere, mensuplarına da seslenmek istiyorum. Tek kişinin egemen olacağı bir demokrasi kavramını Türkiye'ye dayatmanız mümkün değil. Vazgeçin bu sevdadan. Hava tahmin raporları bile bilimsel verilere dayanıyor. Kimse kafadan atma hava raporu vermiyor artık. Tek kişinin pazarlıklara dayalı çözüm stratejisinin bugünleri doğuracağı çok açıktı. Bu cümlem çok ağırdır ama nettir. Tek kişinin siyasi çıkarlarına dayalı vereceği tavizler üzerine
kurulu bir çözüm stratejisi sonuçsuz kalacaktı. Bu çok açık. Bunu söylediğimiz zaman savaş yanlısı değildik. Barışa karşı değildik. Bugünleri tarif ettik. Değerli arkadaşlarım, sınırsız, sorumsuz başkanlık özlemiyle tüm Türkiye'yi kaosa götüren bu strateji, özellikle AKP içinde, demin de vurguladım, sorumluluklarını hisseden arkadaşlarımız tarafından mutlaka sorgulanmalıdır. İçeride de şu anda yaşadığımız, dışarıda da dış politika çerçevesinde yaşadığımız tüm sıkıntılı süreçlerin arkasında ne yazık ki bu acı gerçek yatıyor. Tek kişiyi kendi beklentileriyle demokrasiyi tarif etme çabası. Mümkün değil. Olmaz. Bu oyun, bu strateji Türkiye'yi sıkıntıların ortasına atıyor. Bu gerçeklikleri öncelikle bu ülkenin sağduyulu tüm yurttaşlarının görmesi gerekiyor. Bu yangının yayılmaması gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu ülke hepimizin. Bu ülkenin geleceği, kardeşliği, bütünlüğü hepimizin kutsalığı. Hepimizin mukaddesatı. Her kanatta, her cephede yer alan siyasetçiler bu olaylara körükle yaklaşmayın. Ateşin üzerine benzin dökerek yaklaşmayın. Sağduyulu olun. Bölge halkının demokratik taleplerinin bir terör örgütünün ipoteğinden çıkartılması da öncelikle o bölgede siyaset yaptığını iddia eden sorumlulara aittir. Burada da adresim çok açık. Tekrar ediyorum burayı. Bölge halkının demokratik taleplerinin bir terör örgütünün nihai hedefinin ipoteğinden çıkartılması da öncelikle o bölgede siyaset yaptığını iddia eden siyaset erbabına, onun sorumluluğuna ait. Değerli basın mensupları, değerli yurttaşlarımız, terör örgütüyle mücadele edilirken sivil ve savunmasız yurttaşlarımızın can güvenliğini sağlamak ve insan hakları ihlalleri konusunda mağduriyetlerinin önlenmesi mutlaktır. Tüm yurttaşlarımız bizim için kutsaldır, ayrımsız. Tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bizim için kutsaldır, mukaddestir. Kıymetlidir, değerlidir. Birdir, özdür. Türkiye şu anda sıkıntılı bir sürecin içinde. Bu yalın bir gerçek. Şunu ifade ediyorum aracılığınızla. Hiç kimse umudunu kaybetmesin. Hiç kimse umutsuzluğa sürüklenmesin. Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Bu arada bunları söylerken herkes de aklını başına toplasın. Her kademede olanlar. Bizim gözümüzde ve gönlümüzde Diyarbakır neyse Tekirdağ odur. Mardin neyse Trabzon odur. Değerli arkadaşlarım, hep birlikte bir bütün olmak durumundayız. Bir ve bütün olmak durumundayız. Terör örgütünün iç ve dış destekli stratejik hamlelerine asla teslim olmamalıyız. Bölgede yaşayan yurttaşlarımız bizim kardeşlerimiz. Onların hakkı, hukukunun korunması hepimizin savunduğu hukuk kavramları ve haklar kapsamı içindedir. Şu cümleyle tamamlayayım müsaade ederseniz. Kimsenin bu ülkede tırnağına taş değmesine de müsaade etmeyiz. Bu ülkenin, herkes aklını başına alsın, bir tek çakıl taşının bile feda edilmesine Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece asla müsaade edilmeyecektir. Kimse umutsuz olmasın, kimse karamsar olmasın. Bugünleri hep beraber birlik içerisinde, bütünlük içerisinde hiçbir yurttaşımızı dışlamadan, ötekileştirmeden, hukuk devleti kuralları içerisinde ve milletin meşru meclisinde meşru siyasi temsilcileriyle
çözme sorumluluğunu da tüm siyasetçilere bir kere daha Cumhuriyet Halk Partisi adına hatırlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, başka birçok sorun var. Ben gündemde bu konunun özellikle kalması için burada duruyorum. Musul'a asker gönderilmesi, yarın dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız bu konuda bir açıklama yapılacak. Daha sonraki ricat, Riyad'da oluşturulan yeni ittifak, kanlı bıçaklı olan Sisi'yle tekrar müttefik haline gelinmesi, bütün bunlar işte demin söylediğimiz gibi öngörüsüz, yakın geleceğin hesabını yapmadan yapılan günlük iç politika havuzuna dönük hamlelerdi. Bütün bunların faturasını siz belki itibarsızlaşıyorsunuz ama Türkiye'ye ödetiyorsunuz bütün bunların faturasını. Bütün bunlara ayrı ayrı değinmek gerekiyor. Ona Sayın Faik Öztrak ayrıca bu dış politika konularını kapsayan konulara değinecek. Evet, sorularınız varsa alabilirim. Mikrofon. Öncelikle hoş geldiniz. Hayırlı olsun yeni yavrunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah analı babalı büyüsün. Çok mersi, sağ olun, teşekkür ederim. Efendim, Eren Erdem'le ilgili bir tartışma süre geliyor günlerdir ama son aşamada bir soruşturma açıldı hakkında. Siz hem Rus televizyonuna verdiği o röportajı nasıl değerlendiriyorsunuz ve sonrasındaki bu soruşturma süreci ve iktidar partisinden gelen değerlendirmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, öncelikle şunu söyleyeyim, konuyu biliyorum. Bu ifade ettiği bilgiler mahkeme dosyalarında, savcı fezlekelerinde ifade edilen bilgiler. Yani burada özellikle bunu söylemek istiyorum. Yani bir soruşturma Türkiye'deki savcılar eliyle başlatılmış. Gene savcılıkla bu ülkenin mahkemelerinde dava açılmış. Kayıtlar buralarda var. Bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde ifade etmesi, herkesin bildiği, mahkeme dosyalarına girmiş, savcı fezlekelerinde yer almış konuları ifade etmesi bir tepki yarattı. Bunu görüyoruz. Yani bir takım aktrol aklıyla hareket eden ve Türkiye Cumhuriyeti'nde milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekiline bir linç kampanyasına dönüştü. Bunu bu boyutuyla kabul etmek mümkün değildir. Bunu ifade etmek istiyorum. Yoksa Sayın Eren Erdem'in ifadeleri demin vurguladığım gibi savcılık fezlekeleri ve mahkemede kabul edilen iddianameler de var. Evet. Mikrofon. İki hafta muhtemel ki Sayın Başbakan sizi ziyaret edecek. Genel merkezi öyle bir takvim açıkladı. Anayasa gündemiyle aynı zamanda iş tüzükte de bir iki maddelik değişiklik öngörülüyor. Çantasında onların da getirilmesi bekleniyor. Bu noktada CHP tabii ki anayasaya ilişkin bazı çalışmalar yapılmıştı. Son gündeme ilişkin hazırlığınızı tamamladınız mı? Başkanlık sistemine ilişkin çekimlerini biliyoruz ama yeni bir anayasa olmasa bile mevcut anlaşılan 60 küsur maddenin geçirilmesi noktasında bir mutabakat bekleyebiliriz. Şimdi Türkiye'de yeni bir anayasa gereğini başından itibaren ifade eden bir çizgideyiz. Bunu biliyorsunuz. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni siyaseten tarif eden ilk dört maddenin değişmeyeceğini, değişmesinin mümkün olmadığını Sayın Genel Başkanımız daha geçen hafta içerisinde bir gazete mülakatında da bir kere daha hatırlattı. Yine parlamenter temsili sistemin güçlendirilmesine dönük adımların başta hukuk devleti kavramı, yargı bağımsızlığı olmak üzere tescillenmesinin gereğini de altını çizdik. Gerçekten demokratik, özgürlükçü, sivil ve vesayetlerden arınmış bir anayasa. Vesayet derken bir öbek, bir zümre sadece onları tarif etmiyorum. Aynı zamanda kendi iddialarında olduğu gibi kişi vesayetinden de arınmış bir güçlendirilmiş parlamenter demokratik sistemin yer alacağı bir çerçeve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefleri içerisinde. Bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu geçen hafta içerisinde geniş bir mülakatta bu konuyu değerlendirmişti. Sayın Başbakan gelecekmiş, hoş gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı bu çerçeve içerisinde, Sayın Genel Başkan'ın çizdiği çerçevede çok açık. İki başlıklı vesayetle gelmeyecek umarım. Kendi özgün yürütmenin başı ve iradesini, yetkisini kullanan bir başbakan olarak gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı da kabul ederek görüşlerini ifade edecektir.
Sayın Başkanım, vurguladınız aslında bu meclis gündeminde de sizin ağırlıklı olarak bahsettiğiniz konu vardı. Belki de Sayın Bahçeli uzun zaman sonra işte bölgedeki tecrü, nüfusun batı illerine kaymasını vurguladı. Nasıl bir adım atabilir? Çözüm yeri meclis diyorsunuz. Bu anlamda Muhalefet Partisi'ne de bir rol düşüyor mu? Bir taraftan da hepsi anlamda da hak ihlallerinden bahsettiniz. Bir taraftan güvenlik tedbirleri şiddetli artıyor bölgede. Neler? Şimdi söylediklerimin özetini bir daha istiyorsunuz benden. Bu çerçeveyi çizdim. Bakın 7 Haziran seçimlerinden sonra oluşan parlamento Turuç olayının ertesinde Ceylanpınar'daki o ilk tetiğin çekilmesi, iki masum polisimizin uyurken evinde şehit edilmesi sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi yükselmekte olan terörü araştırmak adına, hatırlıyorsunuz, bir araştırma önergesi verdi meclise. Ve o tarihte AKP ve MHP oylarıyla bu reddedildi. Bunu anımsatmak istiyorum. Tüm partilerin bir toplumsal siyasi sorumluluk çerçevesinde, meşru zeminde bu konuyu ele almalarını savunan Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda girişimlerini de yaptı. Bundan sonrasında da yapacak. Ama mecliste değil, daha önce yaşanan sözüm süreci hikayesinde olduğu gibi meclis dışında kimsenin bilmediği süreçler çalıştırılırken ne olup bittiği konusunda milletin hiçbir bilgisi yokken sonucu neye vardığını da ifade ettim. Bu noktada bu erk meclisin elinde olmalı ve tüm siyasi partiler bu sorumluluğa katılmalı. Çözüm yerini biz meşru zeminde tartışmalıyız, aramalıyız, zorlamalıyız. Bütün söylediğimiz bu. Bu konuda yine Cumhuriyet Halk Partisi adımlar atacak. Yani burada oy kaygısı yok artık. Türkiye kaygısı var. Türkiye kaygısı var. Bakın, söylediğiniz için ifade etmek istiyorum. 1890-1915 yılları arasına geri dönün. Balkanların Osmanlı'dan nasıl kopartıldığına bakın. Bakın. İlk defa oradan Osmanlı zabitanları, aileleri ve Osmanlı'nın atadığı memuriyet sınıfı çekiliyor. Sonra sivil halkın güçlü olan toprak sahibi kesimleri, tüccarları çekiliyor. Bir izdüşüm yapmak istemiyorum bugüne. Ama tarih öğreticidir. Bir bakın neler yaşanmış. O zaman dış politikada Balkan savaşları öncesi Türkiye'nin Çarlık Rusya'sıyla, Avusturya Macaristan'la nasıl muhasara edildiğine bir bakın. Türkiye'nin Orta Doğu'da Araplarla olan sorunlarına bir bakın. Arapların kimler tarafından ne şekilde Türkiye'ye, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı örgütlendiğine bir bakın. Bir bakın, ne olur bir bakın. Osmanlı'yı dilinden düşürmeyenler, Osmanlı'nın çekilişini, Rumeli faciasını yaşadığı bu toplumla hatırlamayanlar slogan atarak Osmanlıcı oldular şimdi. Onun için konuşmamın sonunda söyledim. Her yurttaşımız bizim için mukaddestir, birdir, kutsaldır. Tırnağına taş değmesine müsaade etmeyiz. Ama bu ülkeden bir çakıl taşının ayrılması için her türlü siyasi tertibede sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece bu ülkede müsaade edilmez. Evet, mikrofonu aktaralım. Efendim, bölgeye gidecek misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda bir çalışma yapıyor. Milletvekillerinden oluşan çeşitli heyetler henüz organizasyonu tamamlanmadı. Bu konu tamamlandığında büyük bir ihtimalle grup başkan vekillerimiz açıklama yapacaklardır. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Umarım daha iyi günlerde, daha umut vadeden günlerde, daha acı haberlerle karşılaşmadığımız günlerde daha detaylı da konuşma fırsatımız olur. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.